Sarı kırmızılı ekipte Antalya Spor önünde kaleyi Fernando Muslera koruyacak. Teknik direktör Riekerink Fenerbahçe maçında savunmanın sağında görev verdiği Semih Kaya'yı yine aynı pozisyonda oynatacak. Defansın ortasında Koray Günter, Hakan Balta ikilisi görev yapacak. Fenerbahçe derbisinde sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Lionel Carol ilk 11'deki yerine geri dönecek. Orta saha kurgusunu Bilal Kısa ve Jose Rodriguez ile oluşturmayı düşünen Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe maçında hayal kırıklığı yaratan Ryan Donk'u yedek bekletecek. Kanatlarda Olcan Adın ve Yasin Öztekin ile etkili olmaya çalışacak olan sarı kırmızılılarda Emre Çolak hücumda oyunu kuran isim olacak. Forvet için henüz son kararını vermeyen Riekerink, son haftalarda düşüşte olan Lukas Podolski ve bir süredir yedek bekleyen Umut Bulut arasında tercihini maç günü yapacak. Kadroda yer almayan Snyder, Selçuk ve Dinayer'ın dışında sakatlıkları bulunan Şeccu ile Sinan Gümüş, sarı kart cezalısı olan Sabri Sarıoğlu ile beraber Antalya Spor karşısında forma giyemeyecek isimler. Deplasmanda ligin 7. haftasında oynanan Başakşehir maçından beri galip gelemeyen Galatasaray şanssızlığını kırmak istiyor. Sarı Kırmızılılar 3 Ekim tarihinden bu yana deplasmanda yaptığı 10 maçta 6 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı. Bu sezon evinde oynadığı 14 maçta sadece 2 kez mağlup olan Antalya Spor'sa galibiyete odaklandı. 33 puanla ligin 12. sırasında bulunan Kırmızı Beyazlı ekipte Oktay Delibalta cezası sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Yine sakatlıkları bulunan Çiço ve Lazarević kritik mücadelede forma giyemeyecek diğer isimler. Hafif sakatlığı bulunan Danilo'nun ise ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Jose Morais'in Galatasaray maçında en güvendiği isim kuşkusuz Samuel Eto'o olacak. 27 lig maçında forma giyen yıldız futbolcu 17 gol atarak başarılı bir performans ortaya koydu. Antalya Stadı'nda saat 16'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.